Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, sizin için yılın önemli bir haftası. E, hafta sonunda burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. E, kuşkusuz hem duygusal hem bedensel biraz böyle çok etki altında kalabileceğiniz hassas bir dönemindesin, dönemdesiniz. Hafta başında ay geçişleri Balık, Koç ve Boğa burcunda olacak. Özellikle pazartesi salı günleri ay balık burcunda biraz daha böyle kariyer iş genel sorumluluklara odaklanabilirsiniz. Merkür gezegeniniz Merkür Yay burcunda hafta içerisinde Satürn'e kavuşumu var. Zaten hafta boyunca yavaşlayacak ve Pazar günü de retro hareketine başlayacak. 20 günlük bir retrosu var yay burcunda ee, aynı zamanda bu retroya başladığı dönemde satürne kavuşmuş olacak ee, her türlü zihinsel faaliyette bu hafta bir durgunlaşma bir yavaşlama olabilir ee, karar vermekte zorlanabilirsiniz kararsızlıklar olabilir ee, özellikle ciddi konularda anlaşma veya sözleşme imzalarken son derece dikkatli olmakta fayda var en azından bunu yapacaksanız cuma gününe kadar yapın o retro etkisinden ee, çok fazla zarar görmemeye çalışmalısınız. Bir yandan da tabii ki bu enerjinizi düşüren, biraz sizi kısıtlayan bir durum, ee, moral ve enerjiniz e, biraz zorlanabilir. Biraz hani kendinizi depresif ve karamsar da hissetmeniz mümkün. Genel anlamda kendinize dikkat edin, iyi bakın, çok fazla zorlamayın. Bir şeyler e, yavaşlıyorsa ya da istediğiniz kadar hızlı gitmiyorsa oluruna bırakmakta fayda var yani şu dönemi biraz böyle zorlamadan hani olayları akışına bırakarak geçirmek daha yararlı olabilir bir aralıkta venüs yay burcuna geçiyor ilişki evinize bir venüs gelecek dolayısıyla burada ilişkiler yakın arkadaşlıklar eş partner ilişkilerinde bir hoş etki getirecektir yani en azından ay sonuna kadar olan dönemde venüs bu alanda o iyicil ve şanslı enerjisini size ilişkiler alanında verecek bir yandan da Özellikle 3 Aralık'ta olacak o ikizler dolunayı yani burcunuzda olacak. Ee, hayatınız hakkında da bazı önemli kararlar verme arzusundasınız şu dönemde. Ee, ancak bunu yaparken yine dikkat etmek lazım. Bir yandan Merkür Retro, bir yandan Neptün Balık'ta ve Dolunay'a kare açı yapıyor. Şu süreçte vereceğiniz kararlardan emin olabilirsiniz ve daha sonra bunları tekrar ele almanız gerekebilir. Ya da özellikle Neptün'ün de balık burcunda olduğunu düşünürsek, özellikle kariyer, iş konularında yapmak isteyeceğiniz bazı değişimler, atılımlar olabilir, yer değişiklikleri olabilir. İşte bunlar da hayallere kapılmamakta fayda var. Aşırı idealist, aşırı duygusal, idealist davranmak şu dönemde sizi zorlayabilir. Çünkü Merkür Yay Burcu'nda küçük detayları gözden kaçırmanızı zorlaştıracaktır. Ee, Sizin hani çok uzak hedeflerinize ya da olayların e, büyük planına şu dönemde odaklayabilir ama günlük hayatın pratiklerinden gerçeklerden biraz uzaklaşabilirsiniz. Buna dikkat edin. Çok çok önemli, çok çok radikal kararlar vermemeye çalışın. Tabii dolunay döneminde bazı böyle daha önceden yapılmış e, farkında olmadığınız durumlarla da yüzleşmeniz mümkün. Örneğin daha önceden başladığınız bir işi girişimi olabilir, kariyerle ilgili bir konu olabilir. Dolunay'da işte bir hayal kırıklığı ya da daha önceden yapılmış yanlış bir girişimin sonuçlarıyla karşılaşıp böyle bir karmaşa da yaşamanız mümkün. O nedenle özellikle 3 Aralık öncesi, 3 gün ve sonrası yani yaklaşık bir haftalık bir süreç, e, bu Doluna etkileri gündemde olacak Siz de hayatınızda olup bitenleri biraz böyle tarafsız kalarak izlemeye çok acele etmeden e, planlı e, ve daha soğukkanlı davranmaya dikkat edin sevgili ikizler Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın